Merhaba arkadaşlar, günaydın sizlere. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Hani bir Konya altında belediye hurmaları indirmişti ya. O hurmaları toplamıştık biz Antalya halkı olarak. Tabii o anda orada bulunanlar topladık hepimiz. Onları biz topladık, getirdik. Bazılarını ben kuruttum. Bazılarını sirke yaptım. Böyle işte. Şimdi sirkemi gördünüz. Sirkeyi kurudum size, gördünüz onu. Bu kuruttuğum hurmalarım. Bunları kuruttum arkadaşlar. Kışlık hurmalar. Şey gibi ne denirdi? Çir derlerdi bizde. Erik çiri olurdu. Şey küçük şeyler. Çir gibi oldu arkadaşlar. Böyle. Şeylere bile, hoşaflara bile katılabilir, doğranabilir. Çok güzel olur bence. Şerbeti de güzel. Şeyi lezzeti çok güzel arkadaşlar. Bildiğiniz hurma tadı. Böyle. Bugün de hava çok yağmur yağmış geceden. Dün çok sıcaktı. Aşırı sıcak vardı. Bugün de soğuk değil. Bak penceremizi bile açık görüyorsunuz. Soğuk değil ama serin. Serin yani. Böyle Antalya'mız. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten burada yaşaması şahane. Ve ülkemiz çok güzel. Her yeri çok güzel. Şimdi bunu tamam arkadaşlar. Tanıttım bunu. Hani bunun işlemi bitti. Ben size söz verdim ya. Bitince ben size gösteririm dedim, değil mi? Böyle. Bak çıtır çıtır oldu. Hoşaflara da katacağım arkadaşlar. Bir deneyin bakalım. Katmadım da. Öbür erik kurularım var. Elma kurularım, armut kurularım var ya hani. Onlarla birlikte bundan da katarım. Gelinime diye yapıyoruz. Biz de içiyoruz vallahi. Çok güzel oluyor kışın hoşafı. Şimdi. Bir de şurada şeyim var. Onu getireyim ben. Bu maya yaptım arkadaşlar. Maya acıkmış bak, sulanmış. Sulanmış. Bu şekilde olunca acıkmış oluyor bu. Sulanmış. 3-4 gün böyle bu acıkınca karnını doyuruyorum. Karnını doyurmak nasıl oluyor? Su koyuyorum. Un koyuyorum arkadaşlar. O şekilde. Bunu tanıtacağım size. Bu hani yazın kurutmuştum ya, siz resimlerini Facebook sayfamda yayınladım. Siz bilemezsiniz. Siz görmediniz o zaman. Daha benim sayfam yoktu, kanalım yoktu. Bu dut kurusu arkadaşlar. Bizim bahçemizde, oturduğumuz sitenin bahçesinde çok dut ağaçlarımız var. Bu dut kurusu arkadaşlar. Kuruttum ben bunu, topladım. Şimdi yoğurdun üzerine ekeleyeceğim bunu yerken. Şeker hastasıyım ya, çok faydasını göreceğim. Çaylarını içeceğim, aileme içireceğim, çocuklarıma, eşime. Akşamları yatmadan önce biz bir çay faslı yapıyoruz ya. O zaman bundan ben çay yapacağım. Porselen demlikte size göstertirim yaptığımda çayımı. Nasıl yaptığımı da göstertirim. Çay yapacağız. Birer bardak, ikişer bardak, iki bardak içebilirsiniz arkadaşlar bundan. Rahat içersiniz yani, bir problem olmaz. Şimdi bunlar tamam arkadaşlar. Bu da tamam. Bunu bir kaldırayım ben. Şu şey yapalım sizinle. Mayamızı yapalım sizinle. Şimdi böyle. Mayamızı açalım. Bu unumuz.
olur arkadaşlar. Getirdim. Tahta kaşıkla bunu besleyeceğiz. Bu da çayımız. İyice kapatalım da düşünce yere dökülmesin. Şimdi bunu böyle açıyorum arkadaşlar. Sıcak tutulması lazım. Aslında yoğurt şey derdi, bunu besleyeyim bugün ya, şey yapayım. Böyle arkadaşlar, acıkmış oluyor bu böyle. Şimdi ben bunu besleyeceğim. Un katacağım. Şöyle iki kaşık un koyuyorum. Bu olduğu zaman ağzına kadar taşacak, dışına taşmış olacak arkadaşlar. Bu mayaya geldiği zaman bundan katmer yapacağım size. Göstereceğim. Böyle çırpıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Az bir su koyayım, fazla su koymaya gelmez. Çünkü çok acıkmış. Böyle. Maya bulamadığınızda illa maya bulacağım diye de çabalamayın. Köyde olursunuz. Ücra yerde olursunuz. Bunu tarif edeyim ben size canlarım. Yarım bardak şöyle su. Yarım bardak su. Bir bardak ama bu büyük bardak. Küçük bardakla yapıyorum. Öyle başlıyoruz arkadaşlar. Bunun küçük bardağı var ya, hani çay bardağı. Onunla birlikte yarım bardak su, bir bardak unla başlıyorum bu yola. Bunun içine katıyorum. Karıştırıyorum iyice, böyle bunun gibi karıştırıyorum. Bugün üçüncü günü bu arkadaşlar. Hava güzel olmuş olsaydı bayağı bu şeye gelmiş olurdu. Ama soğuk ya. Gene de ben bunu bugün yoğurt çalarız ya. Yoğurt yaparız. Onun gibi bekleteyim ben bunu arkadaşlar. O zaman yarına olur. Yarın ben size bundan şey yapayım. Katmer yapayım arkadaşlar. Katmer yapayım, onu da göstereyim size. Bunu iyice karıştıracağız canlarım. Çünkü bu çok önemli. Bir kesme şeker arkadaşlar. Bir topakta kesme şekeri var içinde. Başka hiçbir şey yok. Su, un, bir topak kesme şeker. Başka hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz? Ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde bunları götüreyim ben. Buna yoğurt çalar gibi malzeme getireyim arkadaşlar. Sarayıp kaldırayım. Şimdi malzemelerimi getirdim arkadaşlar. Böyle bir poşete koyuyorum. Bu sıcak tutulacak, üşümeyecek.
aynı bebeğe nasıl özen gösteriyorsunuz? Bu mayaya da öyle özen göstereceksiniz. Neden poşete koydum? Hem üşümesin hem de taşarsa bu burun içine taşsın. Bezlerimi kirletmesin. Böyle canlarım. Aynı yoğurt mayalar gibi bunu böyle saracağız. Bu yarın ben bundan size şey yapacağım. Katmer yapacağım canlarım. Böyle. Katmer yapacağım. Bu böyle duracak arkadaşlar. Bu da çayımız. İster bunu çay demleyip içersiniz, isterseniz yoğurtların üzerine atarsınız. Ben kendim şeker hastası olduğum için kendime böyle malzemeler hazırlıyorum arkadaşlar. Ve çok şifasını görüyorum, çok faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yani ister şeker hastası olun, ister olmayın. Bu çok güzel bir şey. İsterseniz Google'a girin, sorun. Bu dut yaprağının faydaları. Anlatmakla bitmez. Onun için hiç anlatmaya gerek yok. Ben bunu hazırladım. Yazdan yaptım bunları. Zaten Facebook sayfamı bilenler benim orada yayınlarımı görürler, bilirler. Tanıyanlar bilir nasıl hazırladığımı, nasıl yaptığımı, nasıl çalıştığımı bilirler. Durum böyle canlarım. Yarın sizinle birlikte şey yapacağız, katmer. Ama yağlı olmayacak. O kadar lezzetli olacak. Tel tel dökülecek. Tel tel. Tel tel dökülecek. Allah utandırmasın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlarım bana abone olun. Benim komşuya ihtiyacım var. Aboneye ihtiyacım var. Abone demek yasakmış ama şeyde YouTube'da işte kanalımı beğenin, abone olun, beğenti yapın, yorum yapın. Yani bekliyorum sizleri. Ben sizlere daha bütün bilgilerimi vermek istiyorum. Çünkü insanlar ölümlü dünya. Ben de kalsın istemiyorum. Benim bilgilerimi torunlarım, yakınlarım öğrensin istiyorum. Arkadaşlarım, çevrem, insanlar faydalansın istiyorum. Böyle arkadaşlar. Bir de sirke kuralım, sirke içelim arkadaşlar. Tamam. Hadi iyi günler. Bugün işte serin. Bayağı serin. Ama olsun. Yağmurlu hava. Antalya böyle. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler sevgili izleyiciler. İyi haftalar. Evet, Kasım ayının son günü.